أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدين صلوات. Koku ders 3. Ha? Biraz hususu olacak. Evet. Güzel olacak abi inşallah. Çok ilginç. İnşallah becerebilirsek. Konu orijinal ve yürünmemiş bir yol. Yani pek yok. Fakat Risale-i Nur'da bayağı kullanılmış. Sırrı antena veretmez mevzulardan birisi herhalde. Çok gözü de çarpıyor. Çok. Hiç gizli. Ben hiç duymadım koku dersini yapıldığını. Ben iki tane yapmışım. Başka bir şey yok. Yani arkadaşlara söyledim. Bir araştırın. Var mı yani bu konuda çalışması olan diye. Yok dediler abi. Rastlamadık dediler. Ondan sonra çok garip bir mevzu. Şimdi Risale-i Nur'da koku. Şimdiye kadar tefekkürü kokuydu. Yani okurken aldığım notlar vardı. Şimdiye kadar iki ders yaptık. Bir buçuk, üç saat ediyor. Üçte birini bitirdim. Şu anda metniyle beraber. Çoğusu metni. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Sözler 646. Mesela Kuvve-i Şamme kokular taifesindeki letaif-i rahmeti hisseder. Kuvve-i Şamme, koku alma, burun, duygusu. Taife, bak ne diyor? Kuvve-i Şamme, burun, kokular taifesindeki letaif-i rahmeti. Yani rahmetin latifliğini. Yani lezzetini değil. Kendine mahsus vazife-i şükraniyesi bir lezzet vardır. Yani kokuda bir lezzet vardır. Elbette mükafatlar da vardır. Koku latiftir. Ses gibi latiftir. Letaif diyor. Latifelere bakıyor. Dima yoluyla içeriye doğru nüfus. Çünkü fikir dimadadır. His vicdandadır. Latife ruhtadır. Letaif-i rahmeti hissediyormuş. Şimdi şöyle desek abi. Mesela biz biliyoruz ki kalp kulağa yakın. Gözde dima hitap ediyor. Peki burun böyle ruh mu olacak? Yok. Bir tasnif yapabilir miyiz? Yani daha şimdilik acele. Fakat kulakla burnun yönü yok. Yani gözün bir şeyi var, yönü var. Böyle bakman lazım. Bakmasan, kapatsan da görmezsin. Tamam. Fakat sesin yönü yok. Kapatma iraden de yok. Sesleri, kokuları duyarsın. Duyarsın. Akıl işi değil. Yani göz dimağa bakıyor, gözüküyor. Ses zaten şart-ı cazda söylüyor. Tarih bir ifade. Sarih bir ifade, kalbe bakar diyor. Yani ses. Burada da kokunun ruha baktığını işmam ediyor. Ama daha kesin değil. Ama göreceğiz ki öyle gözüküyor. Açık ifade var. Sözler 668 ve on nakş-ı sanat lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. Nakş-ı sanat lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. Yani zinetin içerisinde kapsar, hani matematik görüyorduk ya okulda. Kapsar işareti vardı ya böyle. Değil mi?
Nakş-ı sanat lütuf ve keremi gösteren zinet içindeymiş. Ve o zinet dahi, zinet, süs, rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içindedir. Zinet dahi, rahmet ve ihsanı gösteren latif koku. Kokunun içinde rahmet ve ihsan varmış. Rahmet ve ihsan isimleri kokunun. Yani şamme, kuvve-i şamme, koku alma ya, ben buna bir direk esma bulamadım. Fakat kokunun içerisinde rahmet ve ihsan var. Bir isim değil. Rahmet ve ihsanı gösteriyor. Bir de okuyayım bak. Nakş-ı sanat, lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. Zinetin içinde süs var ya mesela. Şu bir süstür. Yani şey, bir zinet içinde ne var? Sanat var. Yani ilk önce gözüktüğü zaman insanın zahirine bakar. Renk, süsüne vesaire. Sonra sanat gözükür. Mesela araba satın alırken ilk önce zinetine bakılır. Aksesuarına bakılır. Sonra sanatına bakılır yani. Kaç, neyi nasıl yapmış ya? Sağlam mı, değil mi? Bunu anladık mı? Yani sanat zinet içinde ilk önce gözüken, bir de rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içindedir. Rahmet ve ihsan kokunun içinde. Başka? Çok ilginç. Sözler 671. Başa da döneceğiz. Nasıl biz bizeyiz. Evet. Onun umum dersi olmaz mı? Adam da tevhid dersi yaparken, tevhid dersi döneminde mama yerken bu ders olmaz tabii. Bazılar zannediyor ki genel ders yapıyor bunu. Evet. Yani hususi bizim çalışmalarımız. 671 sözde kokular birer tarife ve davetnameymiş. Eşyanın hakikati. Bir tarifmiş, bir de davetnameymiş. İçine çekiyor yani. Evet. He? İçine çekiyor o zaman koku insanı. Evet. Yani şöyle bir şey diyelim, göz olsun, kulak olsun, burun olsun, dil olsun, sinirlere gidiyor, beyine de o sinirlerin impulslerini, elektrik dalgalarını götürüyor. Şimdi beyin böyle bir kuvve-i şey, tahayyül ve tasavvur, böyle bir libas giydiriyor. Şöyle diyeyim. Kalpte mana çıktı. Bu çok antika bir şey bu. Kalpte mana çıktı abim. Kalpten epey hani dağdan tepesinde bir tane kar topu yaptık. Bıraktık, katlana katlana iniyor. İniyor, dev oluyor. Ha, mana kar topu yaptık. Kalpte. Vicdana geldi. Aldı. Dimağa geldi. Meratiplerinden aldı. Sonra o mananın bir şeyi yok, elbisesi yok. Elbiseyi nerede giyer biliyor musun? Tahayyülde giyer. Tahayyülde giyer. Tahayyülde elbise giyer. Boğazdan, sesten ifade edilir. Tersini düşün. Ses tahayyülde elbisesi çıkartılıyor. Dimağdaki mertebelerden sıyrılıyor. Vicdanda o gelen sesin veya kokunun vicdaniyatla alakalı tarafında vicdana bırakıp çekip gidiyor. Kalbe böyle gidiyor. Bıraka bıraka. Yani çıplak bir adam düşün. 10. kata attılar uzaydan. Don giydirdiler. 8. kata atlet giydirdiler. 7. kata gömlek giydirdiler. 6. kata şalvar giydirdiler. 5. kata giydiler, en son ayakkabı giydiler, binadan çıktı.
Tekrar uzaya gidecek bu. Aldıklarını bırakacak. Nerede ne aldıysa. Birinci katta ayakkabı çıkaracak. İkinci katta çorabı çıkartacak. Paltoyu çıkaracak, kazağı bırakacak, gömleği çıkartacak, atleti bırakacak, donu çıkartacak, geçecek. Aldığı gibi. Şimdi bir mana nasıl geliyorsa aynı yolla hariçten de gidiyor böyle. Yani çünkü yol açılmış oluyor çıkma ile. Şey de benziyor mesela, ahraz diyoruz ya, diyelim ki sağır, konuşamaz da. Konuşabiliyorsa duyuyordur demektir. Hani çünkü onlar denemezler. Şimdi koku tahavvül ediyor. Tarife dönüşüyor ve davetnamedir. Davet hariçtir. Tarife anlamdır. Dimağa bakıyor. Neyse biraz da gideyim. Çok şimdi biraz ısındık değil mi? Şimdi seyret. Hazır ol şimdi ama. Mektubat 52. Hemen hatırlarsın. Hazreti Yakup'tan sorulmuş. Evet. Ki ne için Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu işittin de yakınında bulunan kenar kuyusundaki Yusuf'u görmedin? Kuyuda olan Yakup muymuş yoksa? He? Kuyuda olan Yakup Aleyhisselam mıymış yoksa? Kendi kuyudan çıkınca mı taktik yapmış? Çok ilginç değil mi? Evet. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Lemalarda geçiyor 26. Lemalarda. Van Kalesi'ne çıkmış. Ermenilerin işgal altındaki memleket yakılmış yıkılmış. Değil mi? Evet. Oradaki dostlarına geçiyor hayalen değil mi? Herkes bu Risale okuyanlar bunu hatırlar. Oradaki Vavelyaları, işkenceleri, sıkıntıları diyor ki kulağımla değil gözümle işitiyordu. Gözle işitilir mi? Yani Türkçe açısından baktırsan anlatım bozukluğu. Evet ve devam ediyor. Bu Vavelyaları diyor. Kulağımla değil gözümle işitiyor. Gözümle değil kulağımla görüyordu. Şimdi bir şey söyleyeceğim okudum anlamadın. Hazreti Yakup'tan sorulmuş ki ne için Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu işittin de koku işitilir mi? Yok hiç dikkatimi çekmedi. Çekmedi değil mi? İlk defa dikkatim çekti. Abi. Koku alınırdı değil mi? Evet. Ama işitiliyor diyor. Mektubatta 52'de diyor. Bir yerde desem diyecekler ki sen uydurdun. Yani Hazreti Yakup'tan sorulmuş. Ne için Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu, onu aldın demiyor da demesi gerekiyor. İşittin de. Yakınında bulunan kenar kuyusundaki Yusuf'u görmedi. Cevaben demiş ki, bizim halimiz şimşekler gibidir. Bazen görünür, bazen saklanır. Kokudan bahsediyor. Görmeye geçti. Kokunun veri tabanları bir işitmeyi dedi. Sonra cevaben, bizim halimiz gariptir. Bazen yakınımızı koklarız, uzağı koklarız, bazen yakınımızı koklayamayız. Demesi gerekirken cevaben demiş ki soru neydi? Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu işittin de yakında bulunan kenar kuyusundaki Yusuf'u görmedi. Tamam bu görmek var burada. Cevaben demiş ki bizim halimiz şimşekler gibidir. Bazen görünür, bazen saklanır. Bazı vakit olur ki en yüksek mevkide oturup her tarafı görüyoruz gibi oluruz. Bazı vakitte de ayağımızın üstünü göremiyoruz. Şimdi Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu işittin diyor. İşitme hiç ilgin çekmedi mi? Hiç dikkatim çekmedi. Ya. Nasıl olacak şimdi abi? Şöyle bir cümle demişim. Kokular latifelerin açılımına göre hem zaman hem mesafe hem de kalitesini değiştirebiliyormuş. Mesela bak, kokular latifelerin açılımına göre
insandaki latife var. Ruhta. Latifelerin hassasiyetine göre, yani hassasiyet kazanmış durumuna göre latife kokuyu değiştirebiliyor. Bir daha okuyayım. Kokular latifenin açılımına göre hem zamanın, hem mekanın, hem de kokunun yapısını değiştirebiliyor. Yani latifelerin açılımına göre mekanı kaldırabiliyor veya mekanı uzatabiliyor. Eskide şöyle bir misal vermiştim, şey yapmıştım. Şöyle bak. Senin kağıdın bu. Yok abi. Sen tamam. Şey yaptım mi diye. Şuradan bak, görüyor musun? Şu mesafeye bak. Evet abi. Şimdi bastığı zaman şey var. Evet, bastığı zaman. Deleceksiniz, alta geçeceksiniz. Evet. Şimdi geçeceğiz ama yapayım. Bak, birinci yol şuraya gelmek için şu kadar yürüyeceksin. İkinci yol ise hani yapmıştık. Şuradan deliyorsun, geçiyorsun. Latifeler bunu yapıyor. Şimdi latifelerin inkişafı ve inbisatı. İnkişaf şu. Buradan oku atıyorum. Gitmesine, mesafeye inkişaf. Tamam mı? Sesi mesela. Ses daha güzel örnektir. Sesim ne kadar gidiyorsa buna inkişaf. Ama yaylarak, kucaklayarak gidiyor, inbisat. Koku, şey, latifenin insandaki, ruhtaki, bak, Kenan kuyusundaki Yakub'unu, Mısır'dan gelen gömleğin kokusunu, bak, yakında bulunan Kenan kuyusunda Yusuf'u görmemiş. Ama Mısır'daki kokuyu alıyor. Kokuyu da almıyor, işitiyor. Yani kokuyu görmüyor, tadı almıyor, kokuyu kulağa nispet ediyor ki o zaman hani nasıl ki işaret edeceğiz de Salih söylüyor, işitmek kalbe yakındır diyor. Görmek dimağa yakındır. Bu kokuyu şeye nispet etti, işitmeye. Ve Yakup şefkat var. Evet. Kalp olsaydı muhabbet ve aşk olur. Şefkat kalbi dahası değildir. Muhabbet ve aşk, bak nereden çıkartıyor? Muhabbet ve aşk kalbe aittir. Anlam dimağa aittir. Şefkat ruha aittir. Şefkat ruh bir hassasiyetten kaynaklanıyor. Şimdi kokular latifelerle alınıyor. Mesela kişinin latifesi ne kadar hassas olmuşsa bir, değiştirdiği üç şeyi değiştirebiliyor. Mesafeyi, mekanı ve kokunu, kokunun içerisindeki kişiyi. Çünkü daha önceki derste de koku kişinin kimliğidir. Bir yerde bulmuştum. Diyor ki galiba İbrahim Hakkı'da var. Marifethame'de görmüştüm. Konevi'de de var mı? Mesela pis kokuyor teri adamın. Çok ağır kokuyor. Ona tavsiyede git parfüm kullan demiyor. Hatırladın mı dersin? Evet. Ne diyor? Ahlakını düzelt. Ahlakını düzelt. Mesela ona ait bir örnek vermiştik şeriattan. Bizim terimiz böyle sarılıyoruz ya, musafa ediyoruz. Terimiz mübarektir. Şarap içenin sarılamazsınız. Terli ise, terli necis aynıdır. Şarap içenin.
Bak bu bilgileri burada kullanıyor. Yani onu da bak burada kullanıyor. İşte biraz ustalık buralarda oluyor. Şimdi Hazreti Yakup Yusuf'un gömleğini kokusunu Mısır'dan işitmiş. Ses gibi. O zaman ses kalbe bakıyordu. Koku da burada kalbe bakıyor. Burada. Fakat koku biraz daha tuhaf. Mesela kişiye göre ses geldi. Kadın sesi, erkek sesi. Bağırıyor, çağırıyor. Koku böyle net değil ses gibi. Daha biraz da tecrübeye bağlı. Bu şeftali kokusu nar mı acaba? Ve kişilerin kokusunu almazsınız. Benim kokumu bilir misin sen? Ama sesimi bilirsin değil mi? Evet. Otobüste benim sesimi duysan tanırsın. Tamam. Ama kokuları şişeye koysak, açsak hangisi Hasan'ıdır dese tanımayacağız. O zaman biraz daha sesin daha arkasında bir hassasiyet gerekiyor. Annenin çocuğun kokusunu biliyor ama. Anne biliyor. Çünkü anne şefkatle şey yapıyor. Kokusunu alır kesinlikle. Çocuğun kimliğidir. Anne çok tuhaftır. Ben bunu gördüm, biliyorum. Ben biliyorum. Ve söyledim de zaten. Giyilmiş olsun dedim. Denedim yani ben. 3 tane bebek annesi vardı, tanı yakınım. Dedim ki, birinci de tene değecek. Atletlerini giyinmiş, getirin dedim. Atletlerini getirin, çocuk bebeklerin. Hurda harç ettim, karıştırdım 3 tane. Annelerin gözünü kapattım. Alsın, 3'ünü eline verelim. Kimse kim, anneleri görmüyor birbirini. Hangisinin senin bebeğinin kokusu? Hiç zorlanmadan hepsi buldu. Ses öyle değil. Koku daha gizemli. 25. sözde de söylüyor, diyor ki ayetin kokusunu aldın diyor. Ayetin kokusu. Ya. Ayetin kokusu olur mu? Belagatın kokusu olur mu? Tefekkürün kokusu olur mu? Var. Kişi derste mesela senin şeyin, benim yeğen. Dersten çıktıktan sonra dersin kalitesini şuramdan, kokudan anlıyor. Sen yaptın yapmadın diyor. Dayı sen yapmadın, sen mi yaptın? Yap. Belli. Ondan sonra bu ders iyi değildir diyor. Kokun yok diyor o kadar. Çünkü diyor şu yakından alınır diyor senin ders. Kaliteli bir dersin. Kokusu buradan alıyorum diyor. Çok tuhaftır. Niye? Ahlaksız insan kokusu ağır oluyor. Dedi ya marifetname, bana kızacaklar, bana kızıyorsun. Terin ağır kokuyorsa kokun, ahlakını düzelt demiş. Parfüm yap dememiş. Şefkatin ziyadeleşmesiyle o zaman reseptörler daha açılıyor. Evet, mesela Allah Resulü'nün kokusu ona astı tabii herkesin. O zaman cep telefonu yok. Konum da tam yok. Resulullah nasıl şey yapardı? Hafif bir ucunu alırsa onu takip ediyorlarmış. Gittikçe koku çoğalır, yakında Resulullah demiş. Koku bırakırmış. Sahabe diyor ki mest olurduk diyor kokuda. Başka? Bak kokusunu işittin. Ne dediğini bilmiyor değil mi Tuhabe? Evet.
Mesafe de mesela 148 mektubatta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam duası ile ve teması ile mesela dua ediyor veya Hazreti Ali'nin karnı ağrıyor, ayağını temas ediyor. Ben 19. mektupta fiziksel temassız dua görmedim. Mesela kokunun suya acıp tükürüğünü sürüyor, atıyor, temas. Çocuk konuşamıyor, göğsünü eline koyuyor, okuyor, kusuyor, hıyar gibi bir şey. Ondan sonra Hazreti Ali'nin karnı ağrıyor, ayağını sürüyor. Bana bir tane söyle temassız duası. Ya elini sürmüştür, ya tükürüğüne koymuştur, ya elini sürmüştür, ya ayağını. Mesela gene bununla alakalı, kokuyla alakalı söyleyeyim. Veysel Karani'ye ne göndermiş? Giyilmiş hırkasını göndermiş. Giyilmiş, onu nazardan şey yapma. Giyilmiş. Peki, konunun dışında söyleyeyim. Karı koca geçimsiz ama çoluk çocuk var. Bunlar muhabbeti için şey yapılıyor, sevgi yapılıyor. Giyilmiş atletleriyle yapılıyor. Ter var, koku da var orada. Köpekler ben görmediğime inanmam demez, kokuyla avını buluyor. Yarasalar sesle buluyor yönünü. Köpekler ve o cinsten olanlar kokuyla buluyor. Yani sistem bambaşka. Aynı ortamdayız. Mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam duasıyla ve temasıyla suların tatlılaşması ve güzel koku vermesinin çok hadiseler var. Koku veriyormuş. Yani duasıyla koku nasıl değişiyor? Peki ne demektir bu? Bunu niçin yazdım? Allah Resulü duasıyla kokusu değişiyorsa onun, duanla kokun değişir. Duanda. Tövbe ve istiğfar gibi mi abi? Aynı mesela. Benim için artık şey, ilmel yakinin böyle şey seviyesi. Dua ederken ne kadar fikir boyutu, mesela kime dua ediyorsun, ne diyor diyorsun, böyle değil. Dua ediyorsan, fikren ve kalben ona odaklanmışsan, inan senin kokun değişiyor ve oraya gidiyor. Oraya gidiyor, adresi gidiyor. En makbul duayı söyleyeyim, benim bulabildiğim külliyatta. Dimağın mertebesi var değil mi? Sayar mısın? Hayır, tasavvuf, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Yedi. Eğer dua edeceğin şahsa ve mesele tahayyül et, tasavvur et, taakkul et, tasdik, ilim yap, izan et, kalpten yardım al, kalbi hassasiyetinden, İltizam et, itikat et. Bu mertebeleri yapma nispetinde mekan, vakit de olursa doğru yer, mesela Kadir gecesi, şey geceleri, mübarek geceler, cuma geceleri, bir de bu sistem. Tahayyül et onu, tasavvur et onu, taakkul et onu, tasdik et onu, izan et onu. İlk konumuz o değil de nasıl edilir, girmeyeceğim onu. O dua kesinlikle Allah adet ilahisi reddetmiyor. Diyor ya, kafirin dahi duası reddedilmeyecek bir latife var. Onu tespit edemedim diyor usta. Keşfedemedim diyor. Bir latife var ki onun lisanıyla edilen dua reddedilmiyor. Hatırladın mı? O bir latife. Hayal ediyor, sabır ediyor, taakkul ediyor. Diman mertebesini kullanıyor. Sonra kalbe şey yapılıyor ve kesinlikle koridor açılıyor. Gidiyor onun ruhuna. Peki onun ruhunu nasıl değiştiriyor? Ya Rabbi İrfan'a şöyle yap deyince ses de kapılar açılmıyor. Ses de telefon açılmıyor. Evet açılır. Telefona şey yapıyorsun. Hasan deyince açılıyor. Dosyası açılıyor Hasan. Peki ona girmedim fazla da. 52 okuduk ya. Evet. Koku nakledilecek.
Mısır'daki Yusuf'un kokusunu almıyor, işitiyor. Nakledilecek demektir. Duyacaksın vurunla, koklayacaksın kulağınla. Mısır'dan kokuyu alıyor, koku nakledilecek. Anladın mı abi? Tuhaf değil mi? İlginç. Ve öyle bir zaman gelecek ki, şimdi bu yok. Daha önceki derste de söyledim. Aciz olduğumuz için. İnsan doktor istiyor ya büyük abdestini, küçük abdestini. Ne istiyor? Tahlil ediyor. İçini seyretmek istiyorum diyor. Öksür, nefes al. Çözemiyor. İdrarını ver. Büyük abdestini de ver. Ne yapacaksın doktor bey? İçini seyredeceğim. Bununla. Bu idrarla. Bilmem neyle, büyük abdestle. Senin içini tanımlıyor. Oradan gelmiş. Peki, büyük abdest, küçük abdest seni dışarıya taşırsa, senin kokun, senin terin, senin sesin, seni dışarıya taşımaz mı? Şimdi gömleği duydum diyor ya burada. Gömleğin kokusunu işittin, diyor. Bu kalp seviyesinde bir görmek olur yani. He? Yani kokluyor, kalp seviyesinde bir muhatap olduğu için mi işittin? Kalp harita değil mi? Yani kalp çünkü seviyesinde... okuyacağım yere onun için girmek istedim. Kalp harita değil mi kardeş? Evet abi. Ruznamedir, takvimdir, haritin. Şimdi kalp komple haritadır. Ölçü birimi biraz büyük. 1/1 milyon değil. Şimdi haritalar ne kadardır şöyle bir kalp? 1/100.000 veya 1 milyon. Yani mesafe 1 milyon. Kes küçültülmüş. Kes küçültülmüş. Ama büyütüyorsun, 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 açıyorsun, açıyorsun. Tamam mı? Telefona da aç, 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 aç. Tamam mı? Kalbe koku gidiyor. Tamam mı? Kalpteki onun karşılığı neresidir? Şöyle diyeyim. Navigasyon açtın. Navigasyon nereye gittin gösteriyor mu? Gösterir. Nerede olduğunu da gösterir. Nerede olduğunu, nereye gideceğini de gösterir. Navigasyon yukarıdan sana haritayı vermiyor. Sana bulunduğun yere sinyal veriyor. Burada navigasyon yüklü ya, o ışık gelince bulunduğun yer aydınlanıyor. Mekan burada. Işık yukarıdan. Konum. Dolayısıyla harita burada. Koku oradan, nerede olduğunu, nereye gideceğini gösteriyor. Koku. Anladın mı? Anladım. Biraz anlaşıldı değil mi bu? Evet. Bu ilginçtir. Uydudan bize sinyal geliyor. Geldiği yer aydınlanıyor. Harita buradadır. O bulunduğumuz yerde bir yer değiştirdikçe, ha o ışık tabii yer değiştiriyor, aydınlanıyor. Gittiği yer. Ha buradayız diyor, aydınlık olduğu yer. Harita, rüzname, takmi, hulasa, kalptir insan. Alemi gaybin haritasıdır. Oraya koku geliyor, uydu sensin, kokun sinyal. Geliyor, nerede olduğunu, kim olduğunu burada gözüküyor. Dimağınla mı gidiyorsun oraya da abi? Dimağsız gidemiyorsun da. Ruh bir sistemle nerede? Ne iş yapar? Ruh şeydir. Mesela genel çatıdır. Mesela şöyle diyeyim. Şu ayağımı düşün. Şu bir tanesi dimağdır, bir tanesi vicdandır. İkisinin cemi beden ya. Buna da kalp de. Bu kalbin de kalbi ruhtur. Şimdi bu şeyi mesela ruh seviyesinde ifade etmek isteseydi nasıl olurdu? Şu an Yakup Aleyhisselam'ın işitme meselesini kalp seviyesinde bir işitme olarak anladık abi. Evet, şu anda kalp. Evet. Ruh seviyesinde bir... Ona gelecek böyle. Tamam. Orada... Acele etmeyeyim. Uyandırdıklarıyla anlıyorum ki, bazı şeyleri uyan... Mesela diyor ki, ayetin kokusunu aldı diyor. Teşbihtir ama her teşbih bir hakikatin ucudur. Ayetin manasını aldı demesi gerekirken, ayetin bir manasını anladı. Ayetin kokusunu alıyorsun dedi.
aldın diyor. Ayetin hakim esmasını mı teşhis etmiş oluyor? Kendisinden oraya doğru esmaya bir uruç mu var burada yani? Var tabii. Yani sıfır o değil. Eksik mi anladın? Yani eksik biraz. Şöyle bak. Ayetin bir manasını anlamış, anladın demesi gerekirken ayetin bir kokusunu aldın diyor. Ne dediğini biliyorlar bunlar. Biz anlamadık. Biz anlamadık. Mesela Mısır'dan gelen kokusunu aldın demesi gerekirken bilmiyor mu? Kokuyun diyor. Mısır'dan gelen Yusuf'un gömleğin kokusunu işittin diyor. Ya garip değil mi? Evet. İşitme neydi? Kalp. Kalp. Ha, kalp de haritada Yusuf'u seyrediyor. Kalpten kalbe. Ha. Ayetin kokusu nasıl oldu o zaman? Ayetin kokusu deyince işte. Kelama mı? He? Kalpten kalbe. Yok, ruha oradan çıktım ben. Nasıl oldu abi, ben anlamadım. Çünkü ayet ruha bakıyor ya direkt. Evet abi. Ayet. İlk mahlukat şey yani. İlk mahluk olmak şey. Evet yani. Ruhlu. Ruhtur ilk mahluk. Mesela üçü aynıdır ya. Şeceri hilkat. Kainat diyelim. Evet. Anladın. Kur'an. İnsan. Bir tane de koyuyor mahkematta. Dört. İslamiyet. Şimdi dolayısıyla kalp demiyor. Tamam mı? Kalp demiyor. Şimdi dolayısıyla ruhtur ya alim şeceri hikatin. Ayette onun bir manası uyanıyor. Uyanınca bu ruha aittir. Mana ruhla alakalıdır. Şimdi ayetteki o zaman manaya muhatap olduğu için ayetin kokusu alma oluyor abi. Evet. Ruh muhatap olunca ayete manasını anladın dese akıl olur. Şimdi yani mesele hani... Hissettin deseydi ayetin manasını kalp olur. Bir daha söyleyeyim bir daha, ondan sonra sorunu alacağım. Ayetin bir mertebesini anladın deyince akıl olur. Evet. Ayetin bir manasını hissettin deyince kalp olur. Ayetin bir kokusunu aldın. Kalp değil, kalp. Akıl da değil. Şimdi hani itikada da mukayyir konuşmak istemiyorum da hani ayet de kelamullah ya abi. Evet, mahluk değil. O bir tane, bir manasının kokusu. He. Ta kendisi değil ki. Mesela tefekkür ederken kokun değişiyor. Ne oluyorsa sende. Gayz ederken kokun değişiyor. Hayvanlar affedersin, kusura bakma, özür dilerim ama bazı şeyler yerler. Çiftleşeceği zaman koku yayarmış. Evet öyle. Çiftleşmenin, ben çiftleşeceğim diye. Mesela hayvanlar alanlarını çizerken Afrika'da kokularını koyarmış. İşiyorlar, işerek. İşiyorlar da işte desem ben demedim dedi. İşiyorlar. O işeme ne var? Suyu görmüyor ki. Su şerittir. Onun üzerine konan koku var. Kokun içinde aslan var. Yani işeme sidik mekandır, maddedir. Ona benzemeyen koku var. Kokunun içinde de o hayvan var. O hayvanın içerisinde de o hayvanın haleti var. Hakim esması var. Evet. Kimdir anlıyor musun? Bu kaplan mı aslan? Yani tedirgin mi, cesur mu aslan? Kokudan anlaşılıyormuş. Psikoloji o zaman ileride kokuya yönelik olacak. Abi. Ona gelecektim de. Hani büyük abdest, küçük abdest istiyordu dedi mi? O bedeni şey yapıyor. He? Bedeni tamamlıyor. Evet. Şimdi bedende mide, kaç set var bilmem ne var. Adam psikoloji sıkıntısı. Mideye vuruyor. Peki ya hangi cinsten olduğunu psikolojisi mi de onu tespit edemez. Onun ancak öyle bir zaman gelecek ki büyük abdestini ver, küçük abdestini ver diyebiliyor. Diyen değil mi? Öyle bir zaman gelecek ki kokunu getir. Kokunu. Terini getir. Ter.
O zaman iç çamaşır mı götürecek, adet mi götürecek? Yani öyle bir zaman gelecek ki konuş diyecek. Burada konuş bakalım, sohbet edecek doktor. Cihaz bu sesi alacak, dalga boylarını içsel alemini çözümlemede kullanacak. 96'da diyor mahkemede, Hazreti Ali diyor ya, kişi dilinin altındadır. Ustad da diyor ki, kelam içsel alemi dışarıya taşıyor. Nerede, nasıl ki, nasıl terbiye olduğunu ifade eder. Yani katmana çıktı. Vicdana geldik kar topu, dağın tepesine attık ya, yuvarlanın ekten ekten indi ya. Katmana çıktı. Vicdana girdi, vicdanda daldı mı? Dimağa girdi, oradan daldı mı 7 mertebeden? Evet. Sonra tahayyül, elbise biçildi, hırtaktan dışarıya atıldı. Atılanla geri git, dimağın mertebesini çözersin. Psikoloji nereden takıntı? O konuşmasına, yani tersten gidiyorsun demek istiyor. Evet. Olacak bu. Ve bundan ne çıkacak? Herkese has ilaç olacak. Diyecek ki haftaya gel senin ilacını alırız. Bu sistemde en latif olan koku mu oluyor abi o zaman? Yani işitmek, görmek. Yani en latif diyeyim, demekte acele ediyorum. Çünkü kelam subutu sıfattan, kokuda o yok daha. Subutu sıfatta ilim, irade, kudret, sen basar. Kelamda sembasar. İhraç var ama diğerlerinde giriş var abi. Nasıl? Kelam farklı, ihraç var kelamda. Hmm. İhraç ediyorsun. Ama diğerlerinde giriş var. Koku, göz, burun. Kelam da giriyor ya senin kelamın bana. Ses o. Ses olarak giriyor. Ha doğru. Şimdi acaba koku zat-ı sıfatta da bir şey yapamadım yani. Şimdilik belirsiz. Belirsiz yani kelam mı daha cami koku mu? Kelam şu anda önde duruyor. Subut-ı sıfatta ama kokunun yerini bilmiyor. Mesela yalnız kişinin kokusuyla alsam karakterini kısmen anlarsın. Biraz da gidelim. Gidelim. Kokular şükrün davetçileridirler. Kokular şükrün davetçileridir. Davet ediyor. Davet ediyor. Buyurun. Onunla bunun arasını bağ at demektir. Onun için. Buyurun, buyurun, böyle buyurun. Böyle ben şey yapın, buyurun. Davetçi. Kim yapıyor bu daveti? Onu bağlayan koku. Mektubat 47. Koku latifelerin durumuna göre farklılık arz ediyor. Koku latifelerin durumuna göre farklılık arz ediyor. Bu cümle değil, bu cümleyi ben oradan çıkarttım. Yani 47 okurken mektubat. Koku latifelerin durumuna göre farklı. Yani senin latifen var ya, latifen. Evet. O latifeye göre senin kokun değişiyor. Bismillahirrahmanirrahim. 148 Resul-i Ekrem Aleyhisselam duasıyla temasıyla suların tatlılaşması ve güzel koku vermesi çok hadiseleri var. Yani Allah Resulü'nün latif aleyhissalatü vesselam latifesi orayı kendisine göre değiştiriyor. Peki şeyi nedir? Koku elçidir. Gider orayı değiştiriyor. Yani kişiyi karşıya taşıyor. Lemalar 366. Şeyi düşündünüz mü abi? Mesela Cenab-ı Hak kendine söyledi. Ha, Mektubat 47 değil. Lemalar 47 yapacaktı.
lemalar. Bunu da şey yapayım, sorunu tut. Tamam. Lemalar 47, onun için biraz şaşkınlık oldu, mütubatta yok. Lemalar 47. Koku, latifelerin durumuna göre farklılık arz ediyor. Hani koku, latifelerin kalitesi, yapısına göre değişiyor, dışarıya çıkış. Yani latifeden çıkıyor. Evet, şimdi söyle abi. Cenab-ı Hak sürekli kendini işiten ve görendir diye sıfatlıyor. Evet, işiten. Tasvir ediyor mesela. İşiten ve görendir. Semiyul Basir mesela. Ama kokuya ait böyle bir ifade hiç Kur'an-ı Kerim'de falan böyle bir ayet. Evet, yok. Yani birkaç tane ayet var okudum. Kokuyla alakalı mesela. Kadınlar için ayağını topu bir de kokular. Kokular sürünüp çarpmasınlar. Hadiste var koku. Mesela iki şeyi bağlayan, bana üç şey sevdirildi diyor. Birisi namaz, birincisi namaz, üçüncüsü kadın. Yani kadın derken cinsellik değil, kalbine mukabil kalp. Kadın odur yani. Annen de kadındır, bacın da kadın ama ondan aldığın lezzet, hanımından aldığın lezzet de çok farklı, alakası yok. Nedir o? Kalp. Birincisi bak, namaz diyor, bana üç şey sevdirildi. Üçüncüsü, kadın diyor. İkincisi, ikisini bağlayan koku. Devam edelim biraz daha. Lemalar 366. Sistemin dışa vuruşudur ve içeriden haber veriyor koku. İşaret icaz 35. Ey belagatle taifinin kokusunu koklayan arkadaş. Kur'an belagatında bahsediyor. Ey belagat letaifinin kokusunu koklayan arkadaş. Ey belagat latifenin anlamını anlayan arkadaş. Demesi gerekmiyor muydu? Evet. Belagat, ayetin belagatın kokusunu koklayan. Kokusu varmış onu koklayan. Şöyle desin. Ey belagat manasının manasını anlayan arkadaş. Ben koku demezdim yine. Ayetin. Başka? İşaret icaz 58. Bu vaziyetten bir zulüm kokusu gelir. Çok tuhaf ya. Ne diyor? Diyor ki, fakir sonra ölüm gelir ikisini de götürür. Yani kafir mümin eğer ahiret yoksa, tamam tövbe. Diyor ki bu vaziyetten bir zulüm kokusu gelir. Ruhunuzdur abi. Ama ruhtan çıkan, yani aslında ruhu anlatıyor. Ruhun zulüm kokusu gelir. Aslında zulüm anlaşılır. Kokuya nispet etmesi çok tuhaftır. Halbuki kainatın diye devam ediyor. İşaret icaz 208'de ben Yusuf'un kokusunu alıyorum demesi kokunun nakledileceğini gösteriyor. Buradan çıkarttım. Diyor ki ben Yusuf'un kokusunu alıyorum demesi. İnni la ecidu riha Yusuf. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum demesi bir ifritin Hazreti Süleyman'a gözünü açıp yunmazdan evvel belki Simba tahtını getiririm diyor. Göz açıp kapayana kadar. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum ki koku nakledilecek. Buradan çıkartıyor. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Bir ara demiştim. Yusuf'un terli gömleğini gözüne sürdü. Kör gözüne. Açıldı değil mi? Terle gözün açılması, perdenin açılmasında ciddi bir doğru ilişki var. Şimdi abi hani koku zaten bir nevi damıtılabilir. Teknolojisi var. Şey bu, terin buna... mi? Terin mi? Ha? Ter mesela terini damıtsalar mesela. Damıtılır. Ya da yağını kullanaraktan, senin yağını kullanaraktan senin kokunu nakledebilirler. Böyle bir nakil mi yoksa başka bir nakilden mi bahsediyorsunuz bu? Başka bir nakil. Koku. T
terin nakli de bilir de teri demedi. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. E teriyle gözünü açtı. Buna Mısırlı bir alim bulmuş. İnsan teriyle göz damlası bulmuş. Sonra iyi okumuştum, ciddi alakadardım. İngiltere'ye patentini satmış. Patentini satmış, satmamış. Satmak zorunda kalmış. Kaçırmışlar mı adamı? Sattı dedi, satmamış. Biliyorsun. Satmıyormuş da. Sonra adam kayıp. Böyle bir ilişki var. Kendisinin gerekçesini okumuş. Nasıl buldunuz diye. Bu ayetten bulmuş. Yola çıkmış yani. Barla bak. Barla daha acayip. Hiç beklemediğim kitap. Bu konuda. Barla 68'de diyor ki İyit yaslanıma. Hepten şaşıracaksın. Dimağınızdaki semli kokuları. Hani sana 60. sayfa Kastamonu'da bir şey söylemiştim, bir şey yapmıştık. 3 aylarında Buharat-ı Muzahrefe, Buharat-ı Nezafet. Yani insanlar 3 aylar gelince kafalarındaki o fikirleri, kalpteki hisleri, ruhtaki haletleri şey veriyorlar ya atmosfere. Onun için 3 ayları hele Ramazan'da doğruğa uğraşıyor. Acayip bir lezzet var toplumda. Acayip bir güzellik var. Tamam. O yayıyor. Şimdi sigara içmezsen, sigara içenlerin yanına oturursan siner sana. Hiç konuşmasın. Şöyle baksın sana. Bazılarının o bakışı senin 6 ay işini ters götürür. Bazısının 6 ay moralı bozuk olur. Bazı o bakışından en az 6 ayda 3 defa karabasan gelir. Tersini düşün. Öyle bir insan var ki. Gördüğün zaman rahatlatıyor, konuştuğu zaman ferahlatıyor. Burada da diyor ki, dimağınızdaki semli kokular. Ey beni Adem! Şu sisli asırda dalaleti rıfus selbedip necat ve saadet bahşedecek ve dimağınızdaki semli kokuları, zehirli kokular var. Psikoloji benim işim bu biraz. Dimağınızdaki semli kokuları verdi Muhammediye tebdil edecek. Hani onu nasıl değiştireceksin? Yani olumsuz düşünceler koku yayıyor. Semli kokular diyor. Dimağınızdaki zehirli koku. Sem demek, zehirli koku, zehirli, zehirlenmişsiniz. Şeyin de olur mu mesela, dimağı mesela ervah-ı habisenin tacizatında olduğu dönemdeki ervah-ı habisatın tacizi ve evet. Dolmuş dimağı. Şeytan ve cinlerin kokusu kısacası. Evet. Bu arada da bugün işte Eylül var ya hafız, onunla konuşuyorduk. Dedi ki, hani var ya millet gidiyor, işte o sihir yapıldı, büyü yapıldı, cin çarptı, zıkkımı kök yapıldı. Atıyorlar, hepsi yalan. Para almak için. Bir insan cin girse, bu adam namaz kılamaz, bu adam Kur'an okuyamaz. Eğer namazında Kur'an okurken şef kalıyor, namaz alıyorsa, dışarıdan yer yer hücum olur. Güm 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 kaçar. İçeri giremez. Girse hücum eder. Buralarda bulunamaz. Ha? Bu kod çok basit, gördün. Şimdi o açtığın için cinler ve şeytanlar müdahale ettiği zaman o insan işte dima veya olumsuz televizyonu seyrediyorsun internet dimağın zehirleniyor. Semli dimağın, dimağınızdaki semli kokular diyor. Düşünebiliyor musun? Çok ilginç değil mi? Hayallerinden ruhun rahatsız oluyor abi. Hayallerinden evet. Hatta kendi günahımı tadat edip kendi kendime dua etmek, tövbe etmekten bile utanıyor. Anladın mı? Evet, anladım abi. Kokudu,
Hayalinden utanıyor insan, hayalinden. Evet. Aa ne olur ya, bunu kaçırmayın ya. Bu çok acayip. Komple ders budur diyelim. Dimağınızdaki dimağınızı. Niye kendini kötü hissediyorsun? Niye intihar düşünüyorsun? Niye böyle ırçınlık yapıyorsun? Doymamaz. Ne verirsen ver doymuyorsun. Kanaat niye yok? Niye ırçısın? Niye saldırgansın? Niye tahammülün yok? Dimağın zehirlenmiş. Dimağınızdaki sembi kokular diyor. Koku sürekli seni gayrimeşru şeylere sevk ediyor. Davet ediyor. Evet. Boş kaldığın anda hemen... Mesela cinselliği anlamlandıran, yani cinsellik anında çıkan koku var. O kokuyu, frekansını tespit ettiler. Ona uygun parfüm yapıyorlar. O parfümü kullanınca, adam o kokuyu alınca hemen cinsellik oluyor. Bir tanesini sana söyleyeyim. Çıplak bir kadının havaya yayıldığı frekans var. Onu kola şişesine yapılmış. Frekansı. Kolayı içenlerde istisnasız. Kola kim içiyorsa cinselliği hatırlar. İçerken de. Yani o duygu çok aktif olur. Evet. Diliyle zevk aldığını sanıyor. Halbuki evet, değil. Kokusundan alıyor. Kokusundan. Dilinden aldığını zannediyor. Koka, kola kokar. İlk önce koku aldığı için de ağzına girmeden bunun aldığını bu aldı zannediyor. Onun için Allah karşı sokmadan ilk önce buna müdahale ettiriyor. Tuhaftayız değil mi İrfan? Evet, evet. Allah Allah. Dimağınızdaki sevimli kokular ha. Hiç görmüş müydün? Hiç dikkat etmemişiz abi. Ben 40 sene okuyorum, görmemiştim. Evet. Görmemiştim. Toplama yapıp da bakmayınca zor gözükür. Gözükme. Ya bilirsin böyle bir cümle, mesela cümle yabancı değil. Desen ki külliyatta dimağda sevimli koku diye bir var mı desen. Var ama şu haletle tefekkür etmeyince olmuyor. Olmuyor. Yani üç ayları yaymış oldukları o kokuları, dimağın dimağdaki fikirlerin kokuları, kalpteki hislerin kokuları, ruhtaki latifelerin kokuları. Birkaç tane daha var. Keseceğim çünkü bir yere söz verdik. Tamamdır. Daha devam edeceğiz daha. Seninle daha devam edeceğiz. Yarın da yapacağız. Tamam abi. Çok ilginç. Bilmem ilgini çekiyor mu? Yarın ben çok keyif alıyorum şu an. Evet. Elhamdülillah. Bu dimağı zehirleyen şey var. Şöyle düşün. Hiç gördün mü köylü çocuğu sümek? Hayvandan gübre dışarı atılıyor ya. Evet. Dışarı. Onun kokusunu hiç gördün mü? Hatırlarım tabii. Tabii hatırlarsın. Kokular geliyor da sır. Evet. Hani burada ahır mı var? Buğdayın, arpanın kokusunu hep biliriz ama. He. Şimdi onu alabilsek bir şişeye, eve boş bir şey yapsan insanlar zehirlenir değil mi? Evet. İnsan şeyde böyle insanların bozuk fikirlerinden çıkan kokuları şişeye alsak, onu koklattırsak, İnan dimağında aynı o bozuk adamın fikirleri gibi fikrini ortaya çıkar. O fikirlerle adam nereye açılıyorsa sen de oraya açılıyorsun. Kesin abi. Açılıyorsun. Çünkü gül Muhammed'i hatırlatıyor gibi. Çok garip ya. Risale-i Nur çok acayip. Ben fezdeki olarak geçiyorum. İzah fazla yapmayayım diyorum. Barla 136 maruzatıyla nüsret ve futuhatın gelmesi. Bak 136 buradan okuyayım daha rahat okurum. Diyor ki Sûre-i Kevser'in müjde ve beşareti bizleri kuvvet ve metanete sevk, hem behçet ve meserete yetiştirdi. Maruzatıyla nüsret ve futuhatın gelmesi kokusunu alarak felç daire-i Kur'aniye'ye arz-ı dehalet ettiler. Bak, maruzatıyla nusret, yardım, futuhatın gelmesi kokusunu alarak. Ruhunda hissetmiş abi. Ruhunda hissetmiş. Sahilde böyle... Daha oralar.
Valla 208. Onu da aç. Bunu yazmak için önce kokunun ne olduğunu çözmek lazım. Bunun bir insan nasıl yazar? Ruh seviyesindeki latifesinin koku alma şeyini çözmüş olması lazım. Ruhu çözecek. Ruhtaki koku almanın koku latifesini çözecek. Sonra o latife gözüyle bakacak. Evet. Şeyi düşündüm siz okurken de bu geçmiş dönemde neden ruh koku hakkında çok bir şey yok. Yani gerek bizim son nur talebeler açısından olsun daha öncekilerden de olsa şey böyle hani ruh seviyesindeki bir bakış açısı hani daha çok kalbin temizliği var ya abi. Kalp temizliği işte kalbin ibadete yoğunlaşma akıl kalp şeyle gidipken ruha çok giren olmamış geçmiş ulemadan da yani bu kalitede evet. Bir tefekkür edebilmesi için ruh seviyesinde bir kemalata erişmesi lazım belki ki bu çok uç bir nokta yani. Uç. Ruhtaki. Lehv-i mahfuzdan geçmiş olması lazım ki anca yani o da dedi, o yüzden çok yok abi koku. Koku yok. Bak dimağınızdaki semli kokular diyor. Kimin mektubu acaba? Bakayım. Sayfa kaç dedin abi? 38 biliyorum. Dur. Barla 68. Bakayım. Sabri abi. Ustad onaylamış. Boşta santral şeyini almamış abi demek ki. Santral. Vanını almış. 136 dedik. Hafız Ali abiden de böyle bir şey beklerdim yani. Evet. Aynı. Ben de. Şeyi okuyayım. 208. Diyor ki bu sizin içenden hiç kardeşiniz haşa kendini o adam zannedecek değil. Mehdi. Yalnız o büyük adamın bir piştarı neferi olduğunu zannediyor. Usta tevazu etmiyor. Bu Mehdi'den bahsediyor. Usta bunun ustadıdır. Mehdi Azam'dır. Tamam, büyük Mehdi. Bu Mehdi. Sen bak. Anladın mı? Mehdi ile Mehdi Ali Resul, Mehdi Azam. Sen benden o zatın kokusunu hissediyorsun. Ustad diyor. O kokusunu hissediyorum da o değilim diyorsun. Sende o koku varsa olsun o zaman. Hem de diyor, tırnak için almış. Sen benden o zatın kokusunu hissediyorsun. Ne olacak ya? O tamam. Şimdi elma... kokusu belli. Şeftalinin kokusu belli. Şimdi şeftali kokusu geliyor. Aa orada armut var. Olur. Mehdi kokusu geliyorsa Mehdi'dir. Ne diyor? Çaktırmada ne diyor görüyor musun? Sen benden o zatın kokusunu hissediyorsun. Kokulularla. Olsun işte. Ustad Mehdi değil. Mehdi Ali Resul'dur. Mehdi Azam'dır. Bu Barla'daki şey Mehdi'den bahsediyor. 163'te de var. Barla'da. Ya Rabbi ya. Hakkı ile Risale Nur'u böyle anlayamadık. Anlamayı nasip etti ya. Ne olur. Allah. Ölmeden önce bile razıyız abi. Son nefeste şöyle. Son nefeste bile ya. Subhanallah. Allah. Bu kaç? 288 yerine 0 yapmış. Enişte birkaç tane kaldı gideceğiz. Ve ondandır ki sen de yazılan şeylerden o acıp kokusunu aldın. Fakat o ileride gelecek acıp şansın. Başka bu. Barla'da. Fakat o ileride gelecek, ileride acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarıyım diyoruz da. Ve o büyük kumandanın başkomutan olacakmış. Başkomutan. O büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyorum diyoruz da. Ondandır ki sen de, niye ne şeyim, arkaya dur, o vitrindedir, büyüktür. Bu manevi. Mesela sahilde İstanbul'u fetheden Fatih'tir. Ama batından Akşemseddin'dir.
Onun hocası. Ve ondan diyor ki sen de yazılan şeylerden o acı kokusunu aldın. Kokuyu sen o acı manaları anladın demesi lazım. O acı şeylerden o acı şeylerden acı kokular aldın. E diyor, bir şeyler diyor. Barlar 306. Çünkü her cüzün diğerleriyle manen irtibatı vardır. Okuyana ve dinleyenlere sırran diyorlar ki bu okuduğunuz kitapta bizdeki hakikatların da uçları, kokuları, işaretleri var. Bu okuduğunuz kitapta Risale-i Nur'da bizdeki hakikatların da uçları, kokuları, işaretleri var. Uç, koku, işaret. Yazıda Risale-i Nur'da da koku mu var? Kokunu aktif ediyor. Yani ruhunu aktif ediyor. Onu aktif edince kokun değişiyor. Evet, Kastamonu'da iki yer var. Emirdağ'da bir yer var. Münazarat'ta bir yer var. Bitiyor. Kastamonu'yu açıyorum. Kastamonu 76. Diyor ki gül ve nur fabrikaları ve mübarekler başta olarak umum kardeşlerime birer birer selam ediyorum. Bu memleketi temir eden o cennet kokuları ile rayyalandıran o fabrikaları. Cenab-ı Hak muvaffak ve daim eylesin. Amin. Biz burada onların parlak nurları ile ve şirin güzel kokuları ile alim-i bekan rayyasını istişmam ediyoruz. İstişmam? İhsas etmekte mi? Yok. İstişmam. Şem. İşitiyoruz. Ha. Ve kokluyoruz. Şame şamet. İstişam. Kokluyoruz. Neyin? Yaz o gül ve nur fabrikası Risale basıyor ya. Bak ne diyor? Diyor ki bu memleketi tenvir eden ve cennet kokularıyla rayalandıran o fabrikaları. Teşbih falan değil bu. Cennetin kokularını bu tarafa atmasına koridor oluyor bu hizmetler. Bu dersler. Adamı cennete sokuyorsun ya. Derste kuyudan çıkıyor. Gül fabrikası ismi boş boşa konulmamış. Değil. Yani koridor açıyorsun ötelere. Ötelerin üstünü açıyorsun. Cenab-ı Hak muvaffak ve daim eylesin. Amin. Biz burada onların parlak nurlarıyla hizmetleri var ya ve şirin güzel kokularıyla. Şirin resim olur. Güzel olur şirin. Şirin bir de güzel kokularıyla. Ne yapmış? Alemi bekanın rayyasını, kokusunu istişmam ediyoruz. Kokluyoruz. Ahiretin kokusunu derste. Mesela buraya girdiğin zaman ders salonuna bir de öteki odalara veya evine bak. Şu var mı bu hava? Bu hava var mı? Yok. Bidatlar olan yerde ne bu hava olur ne böyle bir koku olur. Alemi bekanın zamanımız yok da bunun üstünü şey yapamıyoruz. Burada istersen durayım. Tamam abi. Ezmeyeyim. Bu alemi bekanın biraz daha canım sıkılıyor böyle geçmek istemiyorum. Tamam abi. Üstünü biraz açmak istiyor. Alim-i Beka'nın kokularını istişmam. Alim-i Beka nerede? Bedenin neresinde ruh varsa ahirette dünyanın arasındadır. Onu aralayacaksın. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.